Evet, maaşların artmasının ardından önümüzdeki yıl iğneden iple her şeye zam gelecek beklentisi var. Biz de sokağa çıktık, vatandaşlara böyle bir zam beklentisinin olup olmadığını, eğer zam rüzgarı devam ederse hayatları nasıl etkileyeceğini sorduk. İşte sokaklarda Halk 54 farkıyla o vatandaşların yorumları. Valla zam yapıyorlar, zam kelimesini duydun mu dışarıdakiler daha çok yapıyor. Bilmiyoruz artık kader ne çıkar ne gösterir önümüze. Tabii ki hep zorlanıyoruz. Bundan sonra da zorlanacağımız belli bir şey. Peki sizin için en zor hangi kalemde daha zorluk olur? Hangi kalemlere zam gelse sıkıntı olur? Yiyecek. Yiyecek sıkıntısı. Gıda. Evet, gıdalar, marketler, yakıtlar. Aynen o şekilde. Çünkü çocuklarımız var, öğrenciler. Sıkıntıyı çekeceğiz belli bir şey. Bayrak buradan. Ben intikam duygusuna kapılmadım. Geldim burada. Senin olsun, sen konuşma. Senin olsun, sen kendine bak. Ben o olsunlardan, etsinlerden nefret ediyorum. Geldim buraya, simit sattım. Bu sefer zapta çaldı. Ona da intikam duygusuna kapılmadım. Araba alıyorum bu sefer, polis götürüyor. Ben ne diyorum biliyor musun? Burada bir köpek var. Köpek bak haram olduğu halde burada babam var. Hangisi haksızsa o haksızın Allah belasını versin. Ramazan abi, seneye bütün zam yağmuru gelir. Ben tanımıyorum, ben boykot ediyorum. Bak ben, bak gidiyorum. Abi öyle, bunlar hepsi benimdir. Bak hepsi benim. Olsa öyle mi? Benim abi bekliyor. Sen ne diyorsun? Benim sütüm bok oluyor. Ne söyleyeceksin? Ya ne iş ya? Seneye zam gelir mi her şey? Şimdi Ocak ayında elektriğe, suya, doğalgaza, sigaraya, içkiye her şeye zam gelir Ocak'ta. Elektrik, su, doğalgaz, sigara, içki. Zam gelecek. Şimdi şöyle 1,5 milyar dinle abi. 1,5 milyar, 1,5 milyar. Bir dakika abi. 1,5 milyar. Selam bile zam getirmişsin. Selam aleyküm 10 lira var mı? Dur az dur. 1,5 milyar emekliye zam yapacaklar. Doğalgaza, elektriğe, her şeye zam gelecek Ocak'ta. Elektrik, su gelecek. Gelmez. Hiç gelmez. Sen boş konuşun. Gelmez abi. Olabilir. Fırsatçılar olabilir. Anladın mı soruyu? Anladım. Olabilir. Sen kime sorduğunu? Çayberdi abla. Niye sordun? Sallarım. Çok seviyorum onu. Enflasyon patlaması yaşayacak zaten. Her şey pahalılaşma gelecek. Yani kesin gelecek yani. Yani şu anda 8500 yaptılar değil mi asgari ücreti? Yılbaşından sonra yine o da hiçbir şey gibi gelecek millete. Yani yetmeyecek abi, bilemiyorum artık. Siz ne diyorsunuz? Aynı abi, ben de aynı düşünüyorum. Yetmeyecek yani. Etrafı arttı, her parası arttı yani. Ne yapalım? Siz çalışıyor musunuz? İş yapıyor musunuz? Okuyor musunuz? Çalışıyoruz abi biz. Ben okuyorum, hem çalışıyorum abi. Okulla bir yere varamıyoruz. Bıraktık okulu. Bu okuyor da ben çalışıyorum. Ne yapıyorsunuz o parayla? Evde katkını sunuyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Abi parayı alıyorum, para aldığın gibi bitiyor zaten. Paranın bir anlamı kalmamış artık. Yani 1000 lira olmuş, 100 lira şu an. Onu sormak istiyorum. Eve destek mi oluyorsunuz o parayla? Eve destek oluyorum. Kendi ihtiyaçlarım var. Ne bileyim, gidiyor para abi. Abi valla ben okuyorum şu an. Ne okuyorsun? Ben üniversite 1. sınıfım. Hangi bölüm? Yani şu an diş hekimliğindeyim ben. Diş hekimliği. Abi valla bir kitap alıyoruz. Yani bir gün düşük olan fiyat, diğer gün hemen zamlanıyor falan böyle. Yani kim gelirse gelsin de çözüleceğini şimdi düşünmüyorum ben. Yani 2023'ü hani maaşlar da arttı. Maaşlardan sonra piyasada bütün ürünlerde artış beklentisi evet, var. Maalesef. Olur mu öyle bir astronot? Abi bence olacak kesinlikle yani maalesef. Yani keşke düzelse de şu an düzeltecek kimsenin geleceğini de düşünmüyorum yani. Öyle bir isim yok bence. Olur, kesinlikle olur. Aynen. Her sene bir önceki seneden daha beter oluyor çünkü artık biz de bıktık yani, değişsin. Vergilere, harçlara, aynen. Her şeye zam, Asgari ücrete zam yaptığı zaman insanlar artık her şeye zam gelecek korkusunda. Öyle yapacaklarına, her şeyi ucuzlatsınlar, hayatı rahatlaştırsınlar. Böylece işverenler de zor durumda kalmasın sürekli yükselte. Sen alın bir değerlendirmesini. Aynı fikirdim yani, asgari ücrete zam yapmasın, hiçbir şeye de zam yapmasın. Millet zaten rahatça geçiniyor. Yani önceden millet peynirin tadına bakıp da peynir alırken şimdi fiyatına bakıp da almaya başladı. Böyle bir Türkiye olamaz yani. Batırdı milleti. Amaç hedef şöyle yani. Maaş artıyorsa rahat geçinebilmek. Maksat o aslında. Ama biz maaş arttığı zaman korkuyoruz. Eyvah, yarın neyin zamını duyacağız acaba diye. Yani resmen insanları kötüye teşvik ediyorlar. Git hırsızlık yap. Yaşamayın. Ya da git başka bir şey yap diyorlar. Bu insanlar nasıl geçinecek ama bunu kimse düşünmüyor. Porsiyonu azaltın. Porsiyonu bizim çocuğumuz biliyor mu ki biz azaltalım? Asgari ücrete zam geldiği zaman tabii fiyatların artışından da otomatikman korkuyoruz.
En çok şu an biz öğrenci olduğumuz için tabii dışarıda arkadaşlarımızla yeme içmeye paramız gidiyor ya da ders kitaplarına paramız gidiyor. Biz en çok o konularda zorlanıyoruz. Ailemiz de bize para gönderirken tabii ki sıkıntılar çekiyor dönem dönem. Biz de burada tutumlu davranmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Biz temel ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz bu zemle. Evet, öğrenciyiz. Ya yani Bursa'dan geliyoruz. Biz temel ihtiyaçlarımızı karşılarken bile çok zorlanıyoruz bu durumlardan dolayı. Zam oluyor evet ama her şey zam geliyor. Hiçbir fark olmuyor da daha kötü etkileniyoruz biz. Tabii ki de korku yaşıyorum. Şu an yurtta kalıyorum. Seneye zam geleceğini yurt şeyi de söylüyor ve hani ne yapacağımızı bilmiyoruz. Eve çıksak evler aynı öyle. Yani olmuş 6.000 7.000 kira. Yurtlar deseniz 3.000 4.000 aylık. Kaç para yurtta? Yani şu an 3200, 3000. Ben 2000 veriyorum. Ne var onun içinde? Yemek? Sadece kahvaltım var. Akşam yemeğim yok. Yurtta, yani okulda yesem, biz yani çok sadece yemeğe paramız çok gidiyor. Sadece yemeğe para ödüyoruz neredeyse. Her şey çok pahalı. Yani buraya geldiğimizden beri doğru düzgün kıyafet aldık mı onu bile bilmiyoruz. Biz öğrenciler olarak... Lütfen kimi seçeceğimiz konusunda bize biraz yardımcı olun. Çünkü birini gerçekten seçmek istiyoruz. Aynen. Tabii ya, asgari ücret 8560 TL olmuş. Tamam. Eser bak, bir dün gripin aldım abi 15 lira ya. Ölsem daha iyi. He? Bıraktım yeri. Ölürüm daha iyi dedim ya. Almam yani 15 lira. Peki. 15 lira para değil ama. Evet. Yani bir tane yani hap bu ya. Daha işte bundan bir 10 gün önce 1,5 lira falandı, 2 lira falandı. Yılbaşı kutlamayın, günah günah. Namaz kılın bak, ben daha yeni cumadan çıktım. Biraz Allah yoluna gidin. Bak, ülkenin son zamanlarındayız. Herkese iyi günler dilerim. Ya, millet pahalılıktan kırılıyor senin verdiğin mesaja bak. Aman abi, ne diyeyim, benim için hayat çok güzel abi. Ben çalışıyorum, benim cebimde param yok. Parası olmayanlar düşünsün. Doğru mu abi? Bu kadar. Yani zam günün şartlarını veya zamanın şartlarını işte göz önünde bulundurduğumuz zaman, yani gelebilecek zamları bazı şeylerinde göz önünde bulundurmak lazım. Çünkü 2 milyon 250 bin gibi bir emekli külfeti işte devletin sırtına binmiş oldu. Ben şu an için EYT'den artık faydalandık. Emekliyi bekliyoruz artık bu bir ay içerisinde. Ne zamandan beri bekliyordun? Ne zamandan beri bekliyordum? Aşağı yukarı 3-4 yıldır bekliyordum. Ya artık sevince boğuldunuz. Yeni yıla. Tabii mutluluk yani. Bu. Emekli olarak giriyorsun. Ama çalışmaya devam. Yani emeklilik çalışmaya devam. Çünkü ihtiyaçlar artıyor. Az önce de ifade ettiğiniz gibi işte yeni gelebilecek zamlarla baş edebilmek için. Ya çalışmak devam ediyor. Yani sadece işte ben emekli oluyorum diye onun üzerine yatmak gibi bir şey olmaz. Herkesin böyle yapması lazım. Tabii ki her zaman iyi umutlarla beklentilerimiz o yönde. Şimdi maaşlar da arttı ya. Yeni yıla her şey zam görür mü? Sanırım onlar için bir önlemler gelecek. Yani öyle düşünüyorum. Evet, tabii ki de. Ya bundan sonra hiç kimse eski düzene geri dönüleceğini sanmasın yani. Peki mümkün değil. Şöyle korkum var mı? Ya şu şeylere... Zam, yüksek zam gelirse bizim için sıkıntı geçer önümüzdeki sene. Vallahi her şeye zam gelirse yani sıkıntı olur. Giyimden tut, yiyecekten tut, altından tut, dövizden tut. Ne diyeyim yani? Kira, doğalgaz, elektrik. Ya onlar zaten başlı başına artacak. Görürsünüz. Asgari ücret 8500 lira olması hiçbir şey değiştirmeyecek. Bu insanları iğne ucu kadar rahatlatmayacak. Aksine daha da büyük sıkıntıya sokacak. Görürsünüz. Her şey 2 katı 3 katı daha yine artacak. 8500 yetersiz kalır mı şartlarda yeni yılda? Yeter mi? Mümkün değil. Ya zamları aşağı çeksinler, maaşı az versinler. Yani önceden öyleydi. Ya durum ortada zaten. Bunun artık biz raydan çıkmışız yani. Treni kaçırdık bir kere yani. Üstünü zamlarla gelecek bir durum yani. Örtülecek bir durum görmüyorum ben yani. Üstünü örtülecek bir durum yani. Piyasadaki şartlar belli yani. Hani eskilerin bir sözü var. Biz de eskidik de. İğneden ipliğe kadar. Yani ekmekten uyumaya kadar, tırnaktan saça kadar, yürümekten koşana kadar. Peki ne olacak? Maaş artacak, iğneden ipli her şey artacak. Bu gidişle hiçbir şey olmaz. İnler, insanlar yani. Durmaz. Bu şartlarda durmayacak. Ya 20 sene gelmiş bir iktidar bu duruma getirdiyse Türkiye'yi, insanları köle yaptıysa, aç yatağa soktuysa, sokağa çıkamaz hale geldiyse, arabaya binemiyorsa, istediğini alamıyorsa söyleyecek bir şey kalmadı. Bu son söz. Sözümüzün bittiği yer. Ben böyle düşünüyorum. Abi ne kadar artarsa o kadar çok zam gelir.
Yani bu her zaman böyle oldu, hep de böyle olacak. Hiç değişmeyecek. Ama makas açılıyor şey yani. Alım gücü düşecek. Yani işte bu şimdi EYT falan da çıktı böyle. Yani saçmaladılar iyicene, ne bileyim. 8500 lira asgari ücret var. Ama biz 8500 liraya aylık ne kadar alabileceğiz ya da ne yapacağız? Alım gücü olmadığı sürece 20 milyar yapsınlar asgari ücret abi. Bu ülkede alım gücü olmadığı sürece hiçbir şekilde geçinemeyiz abi. Ben bunu biliyorum. Ben evlenmek istiyorum. Ben 5 senedir sevgilimle birlikteyim. Evlenmek istiyorum. Ama yapamam. Nişan bile yapacak durumum yok. Niye? 8,5 milyar çünkü sadece bana yeter abi. Ben sadece 8,5 milyarla kendime yetinirim. Yani ben 8,5 milyar alıp da gidip evlenip de evimde soğan ekmek hem kendime hem sevdiğime yediremem abi. Abi benim hiçbir şeyden beklentim yok. Abi böyle geldik böyle gideceğiz. Değişen bir şey yok. Çalışıyor mu ya? Abi? Çalışıyorum abi. Ne yapıyorsun? Ev, kira, çoluk, çocuk vesaire. Abi bekarım. Ev var. Ama bir beklentim yok. Yani şöyle ortaya gireyim de. 3 tane mümin bekarla beraberim öyle mi? Aynen. Abi. 3 tane sapla. Şimdi diyeceğim arkadaşa telefonunu çıkart. Hep genelde şey yapıyoruz ya. Ya önümüzdeki nasıl geçer? Önümüzdeki yıl nasıl geçer? Bizim biraz insanlardan nankörlük var. Adam elinden geleni kadar yaptı. Yapacağını da yaptı. Ülkeyi çoğu yere getirdi. Şu an bütün ülkeler bu adamın karşısında da saygı duyuyor. Başka biriler olsaydı saygı duyacak kimse de olmayacaktı. Adam yaptı yapacağını. Şimdi Avrupa'da alım gücü var. Biz kendimizi Suriye ile karşılaştırmayacağız. Biz kendimizi İran'la karşılaştırmayacağız. Biz büyük devletlerle kendimizi karşılaştırmamız gerekiyor ki büyümemiz için. Biz kendimizi Arap ülkeleriyle İran'la karşılaştırmaya çalışırsak bizden affedersin bir bok olmaz. Yanlış kıyasla. Aynen öyle. Karşılaşamazlar. Bundan sonrasından Avrupa bile karşılaşamaz. Asgari ücret 8500 lira. Yuvarlak rakam söylüyorum. 8500 lira. Asgari ücretin 8500 lira oluşu acaba kaç gün sürecek? Sürmedi bile. Marketlerin raflarına bakıldı mı? Ben şimdi oralardan görüyorum. Hem de bütün marketlerden. Direkt etiket değişti. Aynen öyle. Bütün etiketlerin hepsi değişti olduğu gibi. Ya bir peynir. Kaşar peyniri Allah sizi inandırsın 230 lira ya. Benim istatistiklerden aldığım bilgi bu TÜİK'in rakamları benim de rakamlarım değil. Yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun rakamları Bulgaristan toprağı kadar Türkiye'de toprak ekilmiyor. Bulgaristan toprağı kadar toprak ekilmiyor Türkiye'de. Türkiye'nin sorunu bu memleketin sorunu üretim. Üretimi bir şekilde teşvik edeceğiz kardeşim. Ankara gerekirse lüksünden vazgeçecek. Hazineden süspanse yapacak çiftçiye. Olmaz başka türlü. Tükettiğimizin fazlasını üreteceğiz. Kesinlikle. Ya biz bir tek bizde yetişmeyen nedir? Petrol, gaz. Biz bir tek bunlarda dışarı bağımlı kalmalıyız. Allah sizi inandırsın. Türk firması altında bütün firmalara bakınız Türkiye'de. Senin Alerko'dan tutunuz. Aklınıza ne geliyorsa yani beslenmek, cipsinden tut, ya kağıt havlusuna varana kadar hepsi İsrail malı ya. Coca-Cola'sı olsun, yani şeyi Pepsi'si olsun. Üretim ya. Yapamayız. Yani ya. Biz bakın petrol ofisi falan, biz Türkiye Cumhuriyeti ismi aldı, yani Türk ismi altında bütün varlıklarımız yabancılarda ya. O kadar okuyor, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, yüksek lisans, o şu bu derken adam zaten... Topluma eğitimli insan yetiştiriyor öğretmeni. Biz oğlum. 20, bak adam neredeyse 20-25 sene okul okuyor, eğitim hayatı oluyor ve karşılığı işte 12-13 bin lira. O da zaten ek derslere girerse öyle olursa böyle olursa alıyor. Ama yurt dışına nasıl? Adam orada zaten şu an 1000 dolar daha alsa bizim Türkiye'ye kıyaslarsan 18 bin TL para yapıyor. Çok fazlasını alıyor. Sadece orada ekonomi var. Değil. Bakınız ekonomi tabii, değil. Ekonomi adam kariyer bir dakika tamam mı? Yani adama ekonomik imkan sağlasan bile adama kariyer de sağlayacaksın. Yani Ar-Ge'yi vereceksin herife adam bilim adamı olacak kardeşim. Üretim ve beyin gücünü iyi kullanacaksın. Tabii canım. Tabii çünkü niye o adam... Sadece ekonomiye bakmıyor. Kendini ifade etmek istiyor. Anlatabildim mi? Çok alanlar. Tabii var. İşte Sencerler tabii Sencerler gibi falan işte bunlar ne kendini ifade etmek istiyor dünyaya. Onun için biz tabii. Ne yapacağız? Ar-Ge abicim, Ar-Ge, Ar-Ge'nin başına getireceğiz. Öyle şey ne diyeceğim? Hayvanat bahçesinin müdürünü TÜBİTAK müdür yapmayacaksın. Yağımızda kendimiz kavrulacağız. Aynen öyle olacak.